Lütfen varsa el kaldırsın. Ömer Dadan, buyurun efendim. Ben sizin bayramını burada tebrik ediyorum. Bayramı mübarek olsun diyorum. Şanlıurfa Spor'un kongresinde bayramda olması nasıl hepinizden buradan teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Kusura bakmayı istiyorum bu yerde. Evet, biz geçen yıl 6. ayı 2017'de 17'de biz geçen yıl kongre yaptık ve görevde olasılıktan bu yana birincilikten düşen bir takımdı. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Evet, biz bunun bilincindeydik. Ama biz de Şanlıurfa'lıyız. Şanlıurfa'da iş adamıyız, esnafız. Biz bu görevde almak istediğimizde herkes bize baktı, ya şaşırdı, niye, nasıl, ne cesaretle alıyorsunuz? Bitmiş bir takım, ölmüş, çıkma ihtimali çok zor olan bir takım. Bu büyük bir risktir. Ama biz hiçbir şeye bakmadan memleketimiz için, taraftarımız için, milletimiz için, kendimiz için bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor dedik ve sahip çıktık. Az maliyetten transferler yaptık, takımı kurduk ve çok güzel başarılar da elde ettik. Son Gümüşhane maçında, son 3. hafta maçında 90-93'te yediğimiz Tahsis Spor'da şampiyonluğu bir nevi orada kaybetmiş olduk. Yeni yapılanmayla ilgili de bu yıl bundan sonraki izleyeceğimiz süreçle ilgili de kısaca arz etmek istiyorum buradan. Şimdi bundan sonra biz yönetim delege olarak, delege yapısı olarak, üye sayısı olarak Sayın Başkanımızın önerilerini dikkate alarak onun üzerinde çalışmalar yaptık. Nasıl bir sayı olur, nasıl yüksek bir sayı olur, Süper Lig takımlarının tüzüklerine baktık, onlardan örnekler aldık. Şimdi birden 10.000 üye olduğu zaman sonuçta mevcut üyelerimiz 1.100 civarında. 10.000 üyeye çıktığı zaman bu birden 10.000 üyeye çıktığı zaman %20-30 artırabiliyoruz ancak gerçek kongrede oy kullanabilmeleri için. Üyeler de yeni 10.000 üye kaydedebilmemiz için 3 yılda asil delege oluyor. Kongrede oy kullanabiliyor. Ve girişi 1.200 liraydı daha önceden şimdiye kadar. Biz üye giriş kaydını ücretini 1.000 liraya düşürdük. Ve ayda da yıllık ücret 120 liradan onu da 100 liraya indirmiş olduk. Bundan dolayı biraz önce Ömer kardeşimizin söylediği her yıl 1.000 lira değil. Ben onu buradan belirtmek istiyorum. Sadece bir defaya mahsustur 1.000 lira üye giriş kaydı. Bir de bundan sonra izleyeceğimiz yönetim kurulu ile ilgili yönetim sayımız 15, başkanla beraber 15 kişiyle sınırlıydı. Onu da 21 kişiye çıkartmış olduk. Daha önce yapılan öneriler, teklifler başkanımızın da, Sayın Valimizin de önerileriyle eskiden bizim Şanlıurfa hemşehrilerimiz olan futbol oynamış, futbol yolcuları, teknik açıdan bilgili olan arkadaşlarımızdan bunu daha çok bir geniş kapsamlı yapmamızı istediler, önerdiler. Biz de büyüklerimizi kırmadık. Tabii beraber şey yaptık, yönetimde sunduk da kendilerinden de fikirlerini aldık. Ona göre böyle bir yönetim kurulu oluşturduk. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Ve transferlerle ilgili de yine sezon bitiminden hemen sonra teknik direktörle anlaşmamız, transfer yapmamızın nedeni geçen yıllarda sürekli sıkıntılar yaşanıyordu. Son kongre oluyor, kongreden bir ay sonra neredeyse transfer sezonu bitme aşamasında teknik direktörle anlaşılıyor, transferlerle başlanıyor. Biz bu yıl nasıl lig biter bitmez ilk işimiz dedik, biz seçilmeyiz. Bu yıl devam eder.
gerekiyor. Çünkü geçen yılda, ondan öncekiyle, geçen yıl biz ikinci kampımıza 7 futbolcuyla katıldık. Ama diğer rakip takımlarımız 25, 27, 23 futbolcuyla kamplara katılıyorlardı. Biz burada 7 futbolcuyla katılmışız. Ve dolayısıyla ciddi transfer sıkıntıları yaşadık burada. Bu yıl onları yaşamamak adına biz erken başladık hem transfer hem teknik açıdan ve mali açıdan da dikkat alıyoruz onu. Altyapı ile ilgili de Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkıları ve destekleriyle sağ olsunlar. Bizim şu anda mevcut uçan spor tesislerinin yanında bulunan okul ve pansiyon ile ilgili spor müdürümüz Hakan Bey ile beraber talepte bulunduk. Sağ olsun Sayın Valimizden Büyükşehir Belediye Başkanımız kırmadılar bizi. Bununla ilgili de Şanlıurfa Spor'a aslında en büyük katkı, en büyük fayda bence odur. Kalıcı bir tesis, altyapının kalacağı bir yeri yok çünkü. Şimdi herkes altyapıdan bahsediyor. Altyapıdan futbolcu yetişmiyor, evet. Türkiye'den geç nüfusu Şanlıurfa ama kalacak yeri yok. Var, yatırı kalacak yerlerini yok. Seçiyoruz. Geçen yıl 1300 tane gençimiz bıraca dedi altyapıya. Biz içerisinden 35 tane alabildik. Çünkü kalacak yerimiz yok ve onlara da idari bina. Şanlıurfa Spor'un şu andaki mevcut idari binasının yarısını onlara tahsis etmişiz. Ranzalarla iki katlı ranzalarla her bir odada 7-8 kişi kalıyor. Vali Bey de gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ziyaret ettiklerini de gördüler. Ve bundan dolayı da hemen acil bir şekilde pansiyon ve şehir tahsis etmesini de başkanımız da sağ olsun tesisten okulun arasında 6 tane, 5 tane yeni saha yapılması gerekiyor. Eğer bu tahsis işlemi bittikten sonra başkan tahsis işlemi biterse ben de sizlere o sahaları büyük şehir olarak üstleneceğim, yaptıracağım dedi. Belediyeler olsun, temsilen iş alanlarımız olsun. Bundan dolayı da geniş, elimizden geldiği kadar geniş bir şey kapsadık yönetimde. Liste oluşturduk. İnşallah bu listemiz de başarılı olur. Maddi konudan da biz geçen yıl elimizden gelen bütün maddi desteği verdik. Ve şu anda da vermeye devam edeceğiz inşallah. Bundan dolayı da en büyük bize desteği veren Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, yani Merkez İşçi Başkanımıza buradan tekrar hızımızda geçen yıl bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah en iyi şekilde tekrardan bizi destekleyeceğine inanıyorum. Nihat Başkanımızın biraz önce Nihat Çapra abimizin ifadesi vardı. İşte yönetim cesaretli bir cesaret aldı. Tamam da biz bıraktığımız zaman kim sahiplenecek? Buyurun. Bir ay önce Sayın Başkanımız açıklama yaptı. Biz açıklama yaptık. Aday olmak isteyenler varsa buyurun şeref duyardı dedik. Sayın Valimiz açıklama yaptı. Kendisi listeye bak isteyen, isteği olan arkadaşlarımız, şemsiyelerimiz varsa buyurun. Listesinizi sunsunlar, aday olsunlar. Buradan delege yapısıyla ilgili de kesinlikle öyle bir şey yok olsaydı. Hani fazla gelen kişi tavadar yapıyla gelmiş öyle asla öyle bir şey yok. Ben geldim doğma günü Şanlıurfa. Dayı kemal etmekteyim merkezde. Ve Şanlıurfa'da esnaf ve şu anda da iş adamıyım. Kesinlikle öyle bir düşüncemiz olsaydı bugün 10 bin üyeyi ikinci ligde hiçbir takımda olmayan bir sayı, bir rakamımız kendi yönetimimiz ve kendim imzamla ben divan kuruluna sunmuşum ve şu anda da sağ olsun delegelerimiz tarafından da kabul edildi. Bu da gösteriyor ki bizim yani tek koltuğa yapışmadığımızı göstermektedir. Ben bundan sonra misafirlerimize tekrardan teşekkür ediyorum.